Kaçıncı kez kapattırıyoruz? Bunu sağ olsun Asat yetkilileri gibi şey mahkeme kararı gelecek. Çünkü yer devlet tespiti yaptırar. Bu konuda bir sıkıntı kalmadı ama CHK... Elektrik de yok, su da yok. Hayır alıyoruz ama mağduriyet yaşatıyor. Alıyoruz, alamıyor değiliz. Ama şu anda bilmiyorum. Önce bir ne yapacağız? Adresimizi almamalı. Ben ikinci yılını doldurmak üzere bir ay sonra buradaki evde ikinci yılımı dolacak kiracıyım. Geçen yıl yıl artışında, ikinci yıl artışında 3250'ye devam edelim dedi. Hiç kibir etmeden ben artırdım. 1800'den 3250'ye çıkardı. Dört ay sonra deprem oldu. Depremden bir gün sonra beni aradı kendisi. Kiranı 9500 TL yaptım. Oturursan otur, oturmazsan 15 gün içinde kapı dışarı koyarım dedi. Ve o günden sonra da bir daha görüşmemiz olmadı kendisiyle. Şu bu süreçte bir ay sonra kira biteceği için yeniden güncelleme olacağı için zannediyorum. Habersiz bir şekilde 17 Temmuz'dan itibaren bir sıkıntılı süreç başladı. Elektriği ve suyu kapattırdı. Ben kira sözleşmemle gittim tekrar aldım. 3 kere elektrik kapandı, 3 kere su kapandı. Ve bu süreçte devam ediyor. Evet, abonelik sözleşmeleri benim üzerime tapu ibraz ettiği zaman çok kolay bir şekilde kapatıyor. Ama sorun şurada, yasal boşlukları kullanıyor. Çünkü burada yasalmış dendiğine göre ikametgahta da beni Mernis'ten boşa düşürdü. Kendisini taşıdı buraya. Sözleşmem devam ettiği halde. Ben nüfus müdürüyle görüştüğüm zaman tapuyla bu işlemi yapabileceğini söyledi. Yasal boşluk olduğunu söyledi. Ve milletvekillerimizden, Aile Bakanımızdan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu konuya el atması, bu eziyetlerin son bulması gerekir. Hiçbir resmi dairede işlem yapamam. Ne gibi diyorsanız başıma geleni söylüyorum. Avukatıma vekalet vermek istedim. Eğer önceki iddianameyi çekmemiş olsaydım veremeyecektim. Bir notere gittim, veremedim. İddianame çektim, notere gittim. Önceden adres kaydım belli olduğu için vekalet verebildim. Çocuğum okula kaydı yaptıramıyorum. Hiçbir resmi dairede işlem yaptıramıyorum. Çünkü Mernis'te boş durumdayım. Bir atan şeyim yok. Benim oturduğum evde kendisini taşımış kendisi görünüyor. Şöyle izah edeyim. Müvekkilimin kira sözleşmesi hala devam etmektedir. Müvekkilimin evi tahliye etmesi için herhangi bir sebep söz konusu değildir. Ücretini zamanında ödemektedir kira bedellerini. Herhangi bir sıkıntıda bulunmamaktadır bu konuda. Ancak ev sahibi müvekkilinin evden tahliyesini sağlamak için vicdana sığmayan davranışlar içerisine girmiştir. Son 10 gün içerisinde 3 kere elektrik aboneliğini kendi üzerine almıştır. 3 kere de su aboneliğini kendi üzerine almıştır. Müvekkilim tekrar kendi üzerine alarak bu şekilde bir abonelikler el değiştirmektedir. Bunun haricinde nüfus müdürlüğüne giderek yalan beyanda bulunarak Bağsakon adreste kendisinin olduğunu iddia ederek ikametgahını da buraya aldırmıştır. Müvekkilim bu konuda da mağdurdur. Kendisi şu anda herhangi bir şekilde bir işlem yapamamaktadır. Bankalarda, noterlerde veya da herhangi devlet kademesinde. Biz bu konuyla alakalı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına kişinin huzur ve sükununu bozma suçundan ayrıca elektrik, su, doğalgaz bir kamu hizmetidir. Bu hizmetlerin yararlanmasını engellediğinden dolayı TCK 113 kapsamında kamu hizmetlerinin yararlanmasını engellediğinden bahisse de ayrıca bir suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca bu el değiştirmelerin bir an önce son bulunması amacıyla Antalya Sulh Mahkemesi'nden tedbir talebinde de bulunduk biz. Bu konuda hala süreç devam etmektedir. Henüz sonuçlanmadı. Biz de olumlu netice almayı bekliyoruz. O kapatıyor, ben açıyorum. Abonelikleri ben üzerime alıyorum. Bir gün sonra gidiyor, o kapatıyor. Bıktım artık. Oyun olmaktan da çıktı bu olay. Lütfen bir dur densin.